Merhaba arkadaşlar, bu seferki videomda yine bildiğimiz, duyduğumuz bir eserin destansı hikayesini size okumaya çalışacağım. Buradan Bir Atlı Geçti isimli eserin, Uzun Hava'nın hikayesi şu şekildeymiş. Buradan Bir Atlı Geçti, yöresi Şanlıurfa. Çok sevdiği kızının ölümü ve ardından hanımının hastalığı ile dert üstüne dert eklenen bir babanın çaresizliğinin öyküsüdür bu. Urfa'da Gazel ve Hoyrat denilince akla gelen ilk isimlerden birisi Bekçi Bakır lakaplı Üstad Bakır Yurtsever'dir. Uzun Havaları kendine özgü yorumu ve yüksek perdelerden okuması ile yurt dışında haklı bir üne kavuşmuştur. Birçok sanatçı ondan feyiz almış, okuma tavrından ve eserlerinden faydalanmıştır. 1985 yılında hayata gözlerini yuman Bakır Yurtsever, geride birçok ölümsüz eser bırakmıştır. Bunlardan bir tanesi de kendisini yurt çapında üne kavuşturan Buradan Bir Atlı Geçti adlı uzun havasıdır. Söz ve müziği kendine ait olan bu eserin ortaya çıkmasının öyküsü şu şekildedir. İkinci Dünya Savaşı yılları, halk büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Moral bozukluğu had safhadadır. Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi Bekçi Bakır'ın çok sevdiği ikinci çocuğu çok hastadır. 8 yaşındaki kız çocuğu ateşli bir hastalığa yakalanmış, gün geçtikçe kötüleşmektedir. Biricik yavrusu gözleri önünde gün be gün erimektedir. Babası ise çaresizdir. Günün şartlarında yapılan tedaviler sonuç vermez ve biricik kızı vefat eder. Zaten duygusal ve içe dönük bir yapısı vardır Bekçi Bakır'ın. Kızının ölümüne çok üzülür, sonsuz kederlenir. Bu da yetmezmiş gibi hanımı da hastalanır. Artık iç dünyası gittikçe kararmıştır. Ne yapacağını bilemez, saatlerce kahvehanede oturup düşüncelere dalmaktadır. Yine böyle bir günde kahvenin önünde oturmuş dalgın dalgın çayını yudumlamaktadır. O sırada yoldan bir atlı geçer. Atın üzerindeki adam çok mahzun biridir. Üstü başı çok perişandır. Kahvede oturmakta olan Bekçi Bakır'ı görünce daha da mahzunlaşır, boynunu büküp gider. Çok üzgün olan Bekçi Bakır bu birkaç dakikalık olaydan çok etkilenir. Ağzından buradan bir atlı geçti, yarama baktı geçti, uzun havasının sözleri dökülüverir. Bakır Yurtsever daha sonra bu eserleri plağa okur. Halk tarafından çok sevilen bu eser o günden bugüne söylenmektedir. Ve önemli bir bilgidir bu. Bekçi Bakır'ın vasiyeti üzerine bu uzun havanın ikinci dörtlüğü onun mezar taşına yazılmıştır. Evet arkadaşlar, bu seferki videomda da Şanlıurfa yöresine ait bir türkünün hikayesini sizlere okumaya çalıştım. Buradan Bir Atlı Geçti isimli eserdi bu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.